Ramazan kelimesi yaz aylarının sonunda yağan ve yeryüzünü tozlardan arındıran yağmur manasında er-ramza ya da güneş ışınlarının taşları yakması ve kızartması manasında er-ramaz kelimesinden türetilmiştir. Yağmurun yeryüzünü kirlerinden arındırması ve temizlemesi ya da üzerinde yürüdüğü zaman taşların insanların ayaklarını yakması gibi mümin kulu günahlarından temizler, günahları yakar, yok eder, kül eder Ramazan. Ramazan-ı Şerif müminler için özlenen bir dost, yolu gözlenen kutlu bir misafir gibidir adeta. Ramazan ayını müminler Rablerinin kendilerine bir ikramı, İhsanı bir nimeti olarak görürler ve günahlarının affı için Ramazan'ı bir vesile kılarlar. Ramazan ayına erdiğinde hakkını vererek ve karşılığını yalnızca Allah'tan bekleyerek oruç tutanların ve Ramazan gecelerini ihya edenlerin bütün günahlarının affolunacağı müjdelenmiştir. Ramazan mahza bir berekettir. Ramazan-ı Şerif müminin gönül ufkunda doğan bir güneştir adeta. Ramazan-ı Şerif mümin için bir rahmet umudu, bir af kapısıdır. Ramazan-ı Şerif'in bedenimize, ruhumuza, hanemize, toplumumuza rahmet olması hakkında neler söylenebilir? Ramazan ayı bir defa gelişiyle birlikte bütün hanelerimizde, bütün sokaklarımızda, çarşılarımızda bir hareketliliği de beraberinde getiriyor. Esnaf ticari hayatında bir canlılık yaşıyor. Evlerimiz Ramazan'a hazırlanıyor, temizlikler yapılıyor. Yeme içmede ve manevi anlamda Ramazan'a hazırlık, hatmi şerifler, zikirler, teravih namazı hazırlıkları, diğer namaz, salavat-ı şerifeler ve iftar davetleri, tabii ki şimdi pandemiden dolayı çok fazla bunları yapamıyoruz ama yani bir coşkusallığı hayatımıza katıyor. İnansın inanmasın bütün insanlar bu coşku seline hep birlikte katılıyorlar. Bu Ramazan'ın feyzidir, Ramazan'ın bereketidir diye görüyoruz ki gerçekten insanlar arasında sohbeti koyulaştırıyor, dostlukları artırıyor, karşılıklı yardımlaşma ve paylaşma ahlakını da beraberinde getiriyor. Bu insanları halim, selim, sabırlı, dürüst, ahlaklı bir hale çevirmesinin en açık örnekleridir diye söyleyebiliriz. Ramazan hem Kur'an ayı hem de oruç ayı olduğu için zaten başlı başına bir rahmet dönemidir, bir oruç mevsimidir, bir mevsimdir, hepimizi kuşatır. Hem bedenimize hem bütün mahallemize, dünyamıza, kainata her şeye rahmet getirir. Çünkü Ramazan geldiği andan itibaren o iklimiyle, o güzelliğiyle her yeri kuşatıyor. Hem yıl içerisinde hicri takvim üzerinden bütün günleri kuşatıyor, hem dünyanın her yerini kuşatıyor, hem de çocuktan hatta bebeklikten itibaren bütün bir aileyi, yaşlılar, gençler, kadınlar, erkekler dahil herkesi kuşattığı için aynı zamanda oluşturduğu kültürel iklimle de mahalleyi, kainatı, sokağı, bütün bir evreni kuşattığı için aslında Ramazan ayı demek sadece oruç tutan için değil, tutmayanlar için de, bütün bir kainat için de merhamet, mağfiret ve cehennemden azat olma ayıdır. Ramazan ayı insanlara yol gösterici, doğrunun, doğruyla eğriyi birbirinden ayırt etmenin delillerinin kendisinde bulunduğu Kur'an'ın indirildiği aydır. Kur'an-ı Kerim, Ramazan-ı Şerif'in hususiyeti hakkında bize bunu söyler. Ramazan-ı Şerif, mümin için adeta manevi bir tekamül mektebidir. Gönülleri zenginleştiren, kalplere seviye kazandıran bu mektebin temel dersleri oruç, zekat, mukabeleler, fitre ve Ramazan-ı Şerif'in içinde bulunduğu ortamda zenginleşen iftar, sahur, imsak ve benzeri ibadetlerdir. Bütün bu temel derslerden geçer not alabilmenin ve ilahi affa nail olarak Rabbimizin bizi affedişiyle bayram edebilmenin sırrına ve sevincine erebilmek için Ramazan-ı Şerif
nasıl ihya edilmeli, nasıl geçirilmelidir? İki örneğimiz var. Birincisi sevgili Peygamberimizin Ramazan nasıl geçirdiğine bakmak gerekiyor. Bence temel ölçü budur. İkincisi de Kur'an-ı Kerim'de Ramazan ve oruçla ilgili ayetlere bakmamız gerekiyor. Benim bütün bunlardan gördüğüm husus, Ramazan'ın gerçek sebebi olan oruçtur, orucu iyi tutmak. İkincisi Ramazan Kur'an ayıdır. Kur'an'la bir ve beraber olmak, ona yakınlaşmak, onu daha fazla anlamak, onunla daha fazla hemhal olmak, onun iklimine girmektir. Bu ikincisine yardımlaşmak, dayanışmak, insanlara yardım etmek, sabırlı olmak gibi bir takım şeyler ekleyebiliriz. Çok güzel bir gelenek ve sünnet olan itikafı da buna eklersek herhalde Ramazan'ı çok güzel bir şekilde ifa etmiş oluruz. Ramazan da bizden memnun olur. Ramazan'ın sahibi olan Allah da bizden memnun olur. Evet, bir Müslüman açısından Ramazan ayı ibadet ayıdır. İbadette yoğunlaşma ayıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır diye buyuruyor. Ve biz bu ayda yoğunlaşıyoruz. Nereye? İbadete. Bu ibadetlerden kasıt nedir? Mesela Ramazan ayında oruç ibadeti, tan yerinin ağarmasından, güneş batıncaya kadar yemeden, içmeden, her türlü nefsani hazdan uzak kalıyoruz. Bu bir arınmadır. İnsanın arınmasını sağlıyor. İkincisi, herkesin evlerinde gürül gürül Kur'anlar okunuyor. Hatmi şerifler, mukabeleler okunuyor. Muhteşem bir şey. Herkes işte sahura kalkıyor. Sahurda bereket vardır diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. O berekete nail oluyor. İşte imsak vakti başlıyor, herkes ağızlarını kapatıyor tabiri caizse ve teslim oluyor, iradesini güçlendiriyor, egemen oluyor. Bir nevi oruç bize özgürlüğümüzü de sağlıyor bu noktada. İtikaf var, Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girme, bu günahlardan arınma demektir. Fakire, yoksula yardım etme demektir, zekat, sadaka verme demektir. İşte bu güzelliklerle biz Ramazan ayını hep birlikte yaşıyoruz. Ramazan güzeldir, Ramazan berekettir, Ramazan sağlıktır. Ramazan ayını değerli ve ayrıcalıklı kılan Kur'an-ı Kerim'in bu ayda indirilmesi, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bu ayda bulunmasıdır. İslam dininin en temel ibadetlerinden biri olan hac farizasının bu ayda tutulması, itikaf, fıtır sadakası, teravih, mukabele gibi önemli sünnetlerin bu ayda yaşanması da Ramazan-ı Şerif'i diğer aylardan ayıran hususiyetlerdendir. Ramazan-ı Şerif, adı Kur'an-ı Kerim'de anılan tek aydır. Cenab-ı Hak pek çok hususiyeti itibariyle Ramazan ayını diğer aylara üstün kılmıştır. Kültürümüzde de bu nedenle Ramazan-ı Şerif 11 ayın sultanı olarak adlandırılmıştır. Ramazan-ı Şerif'in 11 ayın sultanı olması ne anlam ifade eder? Ramazan'ı diğer aylara sultan kılan hususiyetler nelerdir? Sultan yönetici demektir. Ramazan ayı da diğer ayların yöneticisi gibi bir şeydir. Bir başka açıdan diyoruz ki, ey Ramazan ayı gel bu ümmeti yönet diyoruz. Peki bunu şerefli kılan, sultan kılan, gerçekten değerli kılan şey nedir? Başta bu ayda Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başlamasıdır. Ki Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılır. Kur'an-ı Kerim'in Ramazan ayında indirildiğini, hakla batılı birbirinden ayıran bir Kur'an'ın Furkan boyutuna dikkatlerimizin çekilmiş olmasıdır. Birincisi budur. Yani Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Asıl onu sultan yapan şeylerden birisi. Bir diğeri de Ramazan orucudur. Yani oruç insanı eğiten, toplumu eğiten müthiş bir şeydir. Bu açıdan Ramazan ayı bütün İslam dünyasında mukabelelerin okunduğu bir aydır. Kadınıyla erkeğiyle herkesin bir araya gelerek hatmi şerifler indirdikleri bir aydır. Tabii ki bizim isteğimiz çok değerli izleyicilerimizden, lafızları tekrarlarken bu okudukları lafızların anlamlarını da kavrama çabası içerisine girmeleridir. İşte o zaman
biz Kur'an'dan elde edeceğimiz o manevi etkileri alacağız, o mesajı alacağız ki sonra da gündelik hayatımıza bunu tatbik edeceğiz. Biz bir topluluğa girdiğimizde o topluluğun reisinin kim olduğunu kıyafetinden, duruşundan, konuşmasından anlarız. 12 aya baktığımız zaman da Ramazan'ı yine duruşuyla, kıyafetiyle çok rahat bir şekilde ayların içerisinde sultan olduğunu fark ederiz. Çünkü Ramazan bizim kitabımız olan, kainatın kitabı olan, müminlerin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in indiği aydır. Ve içerisinde 1000 aydan daha hayırlı olan bir Kadir Gecesi vardır. Ve aynı zamanda yılda bir defa tuttuğumuz oruç ayının da, oruç günlerinde ev sahibidir. Bütün bunlar Ramazan ayını zamanın sultanı, vaktin sultanı ve 11 ayın sultanı haline getirmiştir. O sultanlığı da hala devam ediyor ve inşallah hem bizim son nefesimize kadar da hem de kıyamet kopuncaya kadar da Ramazan ayı ayların sultanı olma şanını, gururunu sürdürecektir. Peygamber Efendimizin Ramazan-ı Şerif'e çok önem verdiğini biliyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'a kavuşma arzusunu dualarında açığa vurduğunu gözlemliyoruz. Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerife göre, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayı girdiği zaman Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Ya Rabbi bize Recep ve Şaban'ı mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır diye dua ederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan-ı Şerif'in hemen öncesinde yaptığı sohbetlerle ashab-ı kiramı gönül ve zihin dünyası itibariyle Ramazan'a hazırlardı. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı nasıl yaşardı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan'ı nasıldı? Sanıyorum Peygamber Efendimizin en çok sevdiği ay Ramazan'dı. Çünkü o peygamberlikten önce de kendisine bir anlamda bir Ramazan ayı oluşturmuştu ve Hira mağarasına giderdi, çekilirdi, oruç tutardı, inzivaya çekilirdi. Peygamber Efendimizin Ramazan'ı aslında hadislerden doğru bize gelmiştir. Nasıl yaşadığını çok güzel şekilde hadisler anlatmaktadır. İbadetle geçirir, takvayla geçirir, namazla, niyazla geçirir, sabırla geçirir. Müminlere hangi şeyleri tavsiye ettiyse onların en güzelini yaşar. Ama onun aynı zamanda beşer olduğunu gösteren çok güzel Ramazan hatıraları da vardır. Hadis kaynaklarından öğrendiğimize göre çok sıcak günlerde bazen çevresindeki arkadaşlardan veya sevgili eşlerinden başına su dökmelerini istermiş. Böylelikle hararetin gidermesini sağlarmış. Bu da Peygamberimizin aslında beşer yönünü gösteren, insan yönünü gösteren çok güzel anekdotlardan biridir. Son 10 günde de yine peygamberlikten önce yaptığı gibi sevgili peygamberimiz Ramazan'da da ihtikafa çekilir, inzivaya çekilir, kendisiyle baş başa kalır, Rabbi ile baş başa kalır. Ve yine biliyoruz ki Ramazan'ın son Ramazanlarda Cebrail Aleyhisselam ile birlikte Peygamber Efendimiz Kur'an'ı tekrar eder ve mukabele okurdu. Bugünkü mukabele geleneği de yani Ramazan'da karşılıklı Kur'an'ı okuma geleneği de Peygamber Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'ın yaptığı uygulamadan bize bir miras olarak, bir sünnet olarak kalmıştır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ramazan ayı geldiği zaman onda ibadetlerde coşkusallık daha çok artardı. Yani onu gören insanlar onun ne kadar coşkusal bir insan olduğunu kavrarlardı. Ve adeta zamanı o Ramazan ayına göre kilitlenirdi Peygamberimiz. Ramazan ayına kilitlenirdi diyebiliriz. Bu ne demektir? İşte iftar geldiği zaman yani iftar etme ve bu konuda ümmetini teşvik etme, fakiri, yoksulu işte iftara davet etme, kendisi de bunu yapardı. Ve asıl Ramazan ayında teravih namazını 3 defa hayatında Peygamberimiz ümmetine kıldırmış ve ümmet de bunu sünnet-i müekkede olarak görmüş, ona yoğunlaşmış. Hatta Peygamberimiz seher vakitlerinde aile İsini de kaldırırdı, teheccüd namazına kaldırırdı. Ramazan ayının son 10 günü geldiği zaman ve Kadir gecesini Ramazan ayının son 10 gününde arayın derdi ve kendisi bizatihi Mescid-i Nebi'de bir Türk çadırı kurdurarak orada itikafa girerdi.
sahura kalkardı, kalkın derdi ümmetine, kendisi kalktığı gibi berekettir derdi ve fakiri ve yoksulu gözetirdi, onları arardı, yetimleri özellikle kimsesizlere sahip çıkan bir peygamberdi. Ve peygamberimizin en çok hareketli olduğu aylardan birisi Ramazan ayıydı. Biz de bu noktalarda peygamberimizi her Müslümanın örnek alması gerekir diye düşünüyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farz olan oruç ibadetinin yanı sıra Ramazan gecelerinin ihya edilmesi için ashabını özellikle özendirir ve şöyle derdi. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları affolunur. Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan gecelerini ihya ederse geçmiş günahları affolunur. Gecesiyle gündüzüyle Ramazan-ı Şerif'i layıkıyla idrak eden bir mümin için Ramazan-ı Şerif'in mükafatları nelerdir? Birincisi, insanda bir vakit bilincini oluşturur Ramazan ayı. Gerçekten öyledir. Belli bir saatte bakın işte iftar yapılacak, sonra belli bir saatte biz sahura kalkacağız, sonra belli bir saatte imsak başlayacak, yeme içme bitecek ve belli bir saatte ibadetler başlayacak. Bu noktada sanki zaman ibadete ayarlanmış bir pozisyondadır ve bütün işlerimizi biz Ramazan ayında ibadetlere göre ayarlıyoruz. İkincisi, demek ki birincisi zaman bilincini bize kazandırıyor. Yani ikincisi de bir muhasebe yapmamızı sağlıyor. Muhasebe dediğimiz, insan bugüne kadar ne yaptı, yani Allah için neler yaptı? Bunun da muhasebesini yapıyor. Çevremizdeki insanları düşünüyoruz. Fakiri, yoksulu, yetimleri, kimsesizleri düşünüyoruz. Bir nevi bu bizde bir empati oluşturuyor. Empati ahlakını da oluşturuyor. Yardımlaşma, dayanışmayı da artırıyor. İnsan ibadette yoğunlaşınca meleki bir hüviyet de kazanılıyor ve nefsani bir arınma içerisine de giriyor. Nefsini temizliyor, yani bir nevi arınıyor. Bu güzellikleri biz Ramazan ayında kazanıyoruz. Ramazan'ın çok mükafatı var. Gerçekten sabrederek bir Ramazan orucu tutmuşsak sabır ve irade eğitimi almışız demektir. Çok büyük mükafattır. İnsanlara yardım ederek bir Ramazan ayı geçirmişsek sevaphanemize yardımları eklemişizdir. Bu da çok büyük bir mükafattır. Eğer Kur'an'la, namazla olan mesafemizi azaltmış, daha fazla Kur'an'la meşgul olmuşsak, daha fazla namazla, zikirle meşgul olmuşsak, kalbimizi ve ruhumuzu temizlemişiz demektir. Bu da çok büyük bir mükafattır. Bütün bunlardan sonra Ramazan'ın sonuna kadar Ramazan ruhuna uygun bir şekilde, Peygamberimizin bize gösterdiği şekilde Ramazan'ı yaşamışsak, bu aynı zamanda bizim için de cennete ulaşma ve cehennemden de azat olma, cehennemden de kurtulma ümidi anlamına gelir ki, bütün bunlar aslında mükafat olarak yeter. Ramazan aslında bizim yılda bir defa bedenimizi, ruhumuzu, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, çevremizi, mekanımızı temizleme ayıdır. Dolayısıyla müthiş bir temizlik yaparak Ramazan'ın mükafatlarına erişiriz. Bunlar bu dünyadaki mükafatlardır. Öbür dünyadaki mükafat da inşallah cennettir. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve cinlerin azgınları zincire vurulur. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Cehennemin kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Bir melek yeryüzündeki insanlığa şöyle seslenir. Ey hayır dileyen kul, ibadete ve kulluğa gel. Ey şer dileyen kul, günahlardan vazgeç. Allah'ın Ramazan boyunca günahlarından azat ettiği, cehennemden azat kıldığı nice kullar vardır ve bu bütün Ramazan boyunca böyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize ulaşan bir hadis-i şerif bunları söylüyor. Ramazan-ı Şerif, nefsin ve şeytanların dizginlendiği, zincire vurulduğu, cehennem kapılarının kapatıldığı ve cennet kapılarının açıldığı bu mübarek mevsimde insanlar, müminler nasıl bir ruhi terbiye içerisine girmelidirler?
cennet kapılarının açıldığı, şeytanların bağlandığı bir temsildir. Bu ifadelerin hepsi birer temsildir. Aslında bize bunun mümkün olduğunu söyler. Dolayısıyla bir mümin, bir Müslüman Ramazan'da karşılığını Allah'tan umut ederek Ramazan orucunu doğru tutarsa işte o zaman şeytanlarını, kendi kişisel şeytanlarını bağlamış demektir ve cennet kapılarına doğru da yürüyor demektir. Bunun tek bir yolu var, samimiyetle oruç tutmak, her türlü riyadan uzak durmak, özellikle sabır konusunda olağanüstü bir marifet ortaya koymak. Çünkü günümüzde Ramazan ve oruç çoğu kere sabrın değil, sabırsızlığın maalesef gerekçesi haline dönüştürülebiliyor. Bunu trafikte falan çok görürüz. İnsanlar birbirlerine kavga ederler ve kavga ederken ya oruçluyum git başımdan, işte başımı belaya sokma gibi cümlelere kullanırlar. Yani Allah ve Peygamberimiz bize Ramazan'ı bir sabır vesilesi, orucu bir sabır vesilesi olarak gösterirken biz bugün onu biraz tahrif ederek bir anlamda orucu, sabırsızlığın, orucu, öfkenin bir vesilesi haline dönüştürebiliyoruz. Bütün bunlara dikkat ederek Ramazan'ı ve orucu geçirirsek sanıyorum o ruhu yakalamış oluruz. Savun kelimesi tutmak manasına gelir. İnsanın kendisini tutması demektir. Biz kendimizi tutuyoruz oruç tutarak. Ne yapıyoruz? Yemeği içmeyi bırakıyoruz. Nefsani arzularımızı bırakıyoruz. Takva ile de ilişkilidir bu. Zaten Kur'an-ı Kerim'de geçen oruçla ilgili ayette de ey iman edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah'a karşı sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz diyor. Ve insan bu noktada iradesine de egemen oluyor. Bir nevi şeytanın geçit noktalarını tıkıyor. Hazreti Peygamber aleyhisselam, oruç tutarak, çünkü şeytan diyor kanın damarlarda dolaştığı gibi müminin damarlarında dolaşır diyor. Oruç tutarak onun yollarını tıkayın diyor. Ve ibadette yoğunlaşınca şeytan da günah işletemiyor yani kolay kolay insana. Çünkü nefis terbiyesi yapıyoruz, irademize egemen oluyoruz. İşte cennet kapılarının açılması, cehennem kapılarının kapanması bu anlama geliyor. Yoksa yani cennet de açık kapıları, cehennemin kapıları da açık. Burada insan kendi iradesini eğiterek bir nevi cennetlik ameller yapıyor. Cehennemlik amellerden kendisini korumuş oluyor. Ramazan ayının biz müminlere en büyük hediyesi Kur'an-ı Kerim ve bin aydan daha hayırlı gece olan Kadir Gecesi'dir. Ramazan ayı müminler için müjdelerle gelir. Cenneti kazanma umudu müjdesi, cehennemden azat olma umutunun müjdesi ve Ramazan-ı Şerif'in sonuna erişince Cemalullah'ı müşahede edecek bir cennete kavuşmanın arzusu ve ümidinin müjdesi. Ramazan-ı Şerif gecesiyle gündüzüyle kendisini layıkıyla idrak eden bir mümin için cehennemden azat olmanın ve cenneti kazanmanın adıdır.